Yetkilendirilen yeni isim, yeni kurmay Devrim Barış Şerih kameralar karşısında. Vatandaş merak ediyor. İkinci turda sandık nasıl sahip çıkılacak? Neler var hazırlıklarda? Dönelim CHP Genel Merkezi'ne. Ağ ve sistem güvenliği, mobil uygulamalar, veri tabanları, internet altyapıları, istihbarat, siber istihbarat konularında çalışmak üzere göreve başlamıştır. Bu deneyimli kadro 4 farklı veri merkezi üzerinde çalışmalarını sağlamış ve bu sistemler defalarca test edilmiştir. Sızma testleri başarıyla tamamlanmış, yük testleri ise olası seçim trafiğinin 50 katı büyüklüğü kadar gerçekleştirilmiş, süreç içinde ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunlar tek tek tespit edilip çözüm üretilmiş seçim gününe hazırlanmıştır. Seçim günü seçim sistemimiz hiçbir zafiyete uğramadan çalışmış, çeşitli bant daralma teşebbüslerine karşı önceden tespitler edilmiş ve çözümler oluşturulmuştur. Sibel saldırılar anında bertaraf edilmiş, bu vesileyle emeği geçen tüm profesyonel arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Seçim sistemimiz tarafından YSK ile oluşan sandık bazındaki farklılıklar işaretlenerek hızlıca itirazlar yapılmasına imkan sağlanmıştır. Bizim seçim sistemimizin esası sandık güvenliğidir. Seçim süreci birçok siyasi partide olduğu gibi partimizde de 3 aşamada ele alınmaktadır. Bu süreçlerle ilgili de kısaca bilgi vermek istiyorum. Bunlar birincisi seçim öncesi, ikincisi seçim günü, üçüncüsü de seçim sonrası yapılan düzenlemeler ve uygulamalardır. Seçim öncesi sandık kurulu üyelerinin müşahitlerin belirlenmesi, görevlendirilmesi ve sonrasında parti okulumuz tarafından bunların eğitim verilmesi üzerinedir. Seçim gününde oy verme işleminin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi, ıslak imzalı tutanakların teslim alınması üzerine kurulmuştur. Seçim sonrasında ise okul bilişim sorumluları tarafından seçim sonuçlarının genel merkezimize aktarılması, ıslak imzalı tutanakların ilçe başkanlıklarımızda teslimi ve varsa tutanaklar arasındaki farklılıkların tespit edilip hukuki süreçlerin başlatılmasıdır. Bu süreçler örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığımız, hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığımız ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcılıklarımız arasında birlikte yürütülmektedir. 14 Mayıs'ta yapılan oylama sonrasında sistemimiz tarafından ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları Yüksek Seçim Kurulu'nun seçse girdiği oylar arasında farklılıklar tespit edilmiştir. Hem genel başkanımız ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hem de partimiz ve ittifakımızın oylarından Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemine yanlış girilenler olduğu tespit edilmiştir. Seçim sistemimiz bu sandıkların hepsinde bizi uyarmıştır. Bunların bazılarında 1 oy, bazılarında 5 oy, bazılarında 100 oydur. Ama sistemimiz bizi bu konuda uyarmıştır. Aleyhimize farklılık bulunan sandıklardan 2645'ini örgütlerimizin itirazlarıyla düzeltilmiştir. Yani il ve ilçe başkanlıklarımızın itirazıyla 2645 sandıkta aleyhimize ortaya çıkan farklılıklar ortadan kaldırılmıştır. Diğer sandıklardaysa ilçe seçim kurulu üyelerimiz doğrudan seçim kurullarında farklılıkları gidermiş. Kurul üyelerimiz düzeltme ve denetleme tutanağı adı verilen tutanaklarla aleyhimize ortaya çıkan farklılıkları gidermiştir. Ayrıca kamuoyunda oluşan bir beklentiyle de ilgili bilgi vermek istiyorum. Hem medyada, hem geleneksel medyada, hem de sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir haber ajansı ya da medya kuruluşu gibi seçim takip ekranı yayınlayacağıyla ilgili bir beklenti oluştuğu görülmektedir. Bizim seçim takip ekranımız siyasi karar vericilerin ve parti sözcülerinin halkı bilgilendirmekte kullandığı bir takip ekranıdır. Siyasi partiler
seçim takip ekranlarını şimdiye kadar yayınlamadıkları gibi bu seçimde de yayınlamamışlardır. Siyasi partilerin önceliği sandık güvenliğidir. Önceliği halkı oy kullandıkları sandıklarda sonuçları kontrol etmeleri için ekranlar açabilmektir. Biz de vatandaşımızın kendi TC kimlik numarası ile giriş yaparak oy kullandığı sandığın ıslak imzalı tutanağı ile YSK'dan gelen sonucu kontrol etmesi için o gece bir web sayfası açtık. Bu sayfa aşırı talep sonucu ve siber güvenlik atakları nedeniyle yavaşlamaya sebep oldu. Seçimin ilk turunda kullanılan teknolojik altyapıyla ve sistem mimarisiyle ilgili olarak göreve geldiğimiz günden itibaren Türkiye'nin saygın uzmanlarıyla fikir alışverişinde bulunduk ve gelen tüm önerilerle ilgili aksiyon aldık. Veri güvenliği ve veri hızını arttırmaya yönelik yeni nesil teknolojilerden sistem mimarimizi güncelledik. Ayrıca sandık sonuç tutanaklarının anlık analizleri için yapay zeka teknolojilerini sistemimize entegre ederek sandık sonuç takip sistemimizi güncelledik. Güncellediğimiz teknolojik altyapımız şu anda alanında uzman kişiler tarafından test ediliyor. Sistem güvenliği açısından tüm teknik detayları şu anda açıklamayı uygun bulmuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim sistemi konusunda tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Unutulmamalıdır ki siyasi partiler için seçim sistem değil, ıslak imzalı tutanaktır. Erdoğan ve tek adam rejiminin partisi AKP güven oyu alamamıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır. Bu seçim yeni bir seçimdir. Yani maç 0-0'dır. Biz seçim güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri aldık. Siz sandığa gelin, oyunuzu kullanın, gerisini Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Millet İttifakı'na bırakın, saygılarımla.